35. bölüm, 35. bölüm Hazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazar Hanlı. Hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım. Mühür günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. İmtiyaz insanlar. İmtiyaz insanlar. Ülke, Türk Turan tarihinde imtiyaz olmak demektir. İmtiyaz olmak demektir. İşte biliyorsunuz arkadaşlar, Hazarlar böyle bir şey işte. Hazarlar değil mi? Herkesin konuşmaktan kaçtığı bir konudur arkadaşlar. Konu. Bu da dinlerden oluyor maalesef. Aradaki dinlerden güç iktidar savaşları oluyor. İktidar savaşlarının bütün bu Hazar insanımızın, yani Türk insanımızın dünyanın her tarafı dağılmış olduğunun belgesidir bunlar hepsi. Belgesidir dünyanın her tarafı ya. Her tarafındadır. Gözetle bir de soyad, daha önce söylemiştim galiba, soyadlarından falan. Hepsini çıkartıyorsunuz ya. Hepsini çıkartırsınız arkadaşlar. Dünyanın atası Türklerdir arkadaşlar. Dünyanın atası Türk Turan'dır. Dili Türkçe dünyanın dillerinin atasıdır. Atasıdır. Ben çıkarttım bütün ana ve kaynaklar, ana belgelerde deniyor. Lan binlerce, yüz binlerce lan. Yüz binlerce hepsini gördüm ya. Ama ne yaptılar? 1071. Türkler Anadolu'ya 1071'de gelmişti. Türküsünü yazdılar. O türküyü bile yazmayı beceremediler. Çünkü niye? Onlarda ozanlık geleneği yok ya. Bilemezler. Sahtekarlar ya. Aynı şekilde Hristiyanlıyorsun arkadaşlar ya. Bunlar da başka bir şekilde kıvırıyorlar ya. Başka bir şekilde kıvırıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İmkanı var mı ya? Benim bunu anlatayım. Ya inanılır gibi değil. Neyse 35. kaynağımızı anlatalım. Görüşürüz. Daha sonra. 35. kaynak, 35. kitap, 35. kitap, ana kaynaktır. Kaynakça Cengiz Altın'dır. Bunu asla kimse mal edilemez. Bunu iyi saklayın ha, bunu çok iyi saklayın. Finike yazıtları, Finike alfabesi. Dinleyin. Topluma adanmıştır. İtaf edilmiştir. Tamatarka. Eski ismiyle Tamiraka. Tamirakalılar 4400 yıl önce ortaya çıkmışlardır. Ve ilk sürgüne milattan 1185 yıl önce çıkmışlardır. Finike yazıtları bunlar arkadaşlar. Çivi yazıtları bunlar. Bu çift olarak yazılan tarihin aynısı Kırım'daki Karayit veya Karaylar'da da kullanılıyorlar. Biz bunun çok örneğini gördük. Buradaki tarihlerin aynısı 489 yılında ilk Hristiyanlarda da vardır. Çok önemli bunlar. Çok. Topluma adanmıştır, ithaf edilmiştir. Tamatarka, eski ismiyle Tamirakalılar 4400 yıl önce ortaya çıkmışlardır. Ve ilk sürgüne milattan 1185 yıl önce çıkmışlardır. Bu çift olarak yazılan tarihin aynısı Kırım'daki Karayit veya Karaylar'da da kullanılıyor. Biz bunun çok önemini gördük. Buradaki tarihin aynısı 489 yılında ilk Hristiyanlarda da vardır. Yazın bir kenara bunları. Çok önemli. Aynı koleksiyondaki tarihlere bakıyoruz. 1335 yılında sürgün eşittir. Milattan 639 yılına. 1460 yılında sürgün eşittir. 1460 yılında sürgün eşittir milattan 781 yıl sonrasına ve bunun gibi daha niceleri bütün kitabedeki tarihi anlatımlar nakiller ana hatlarıyla Hazar İmparatorluğu'nun beyleri tarafından yapılmıştır. Biz bunu metinsel yazıtlarda apaçık olarak gördük. Arkadaşlar buna çok inanılmaz belgeler ya. Bunlar tarihi belgeler ya.
Hani koleksiyondaki tarihlere bakıyoruz. 1335 yılında sürgün, 1335 yılındaki sürgün eşittir milattan önce 639 yılına. 1460 yılında sürgün eşittir milattan 781 yıl sonrasına. Ve bunun gibi daha niceleri bütün kitabedeki tarihi anlatımlar, nakiller ana hatlarıyla Hazar İmparatorluğu'nun beyleri tarafından yapılmıştır. Biz bunu metinsel yazılarda apaçık gördük. Ve çok gelişmiş olarak bulduk. Bütün romanlardaki, bakın arkadaşlar, romanlardaki kapatılan konu olan 10 tane Yahudi, 10 tane Yahudi boyu olarak bilinen bu halkın önce Mede bölgesine, oradan Kırım bölgesine yerleşmişlerdir. Bunlar Karaylar, yani Karaitlerdir ve dünyadaki bütün Yahudilerdir. Yani Türkler. Ve çok gelişmiş olarak bulduk. Bütün romanlardaki kapatılan konu olan, gizlenen 10 tane Yahudi boyu olarak bilinen bu halkın önce Mede bölgesine, ardından Kırım bölgesine yerleşmiş olmalarıdır. Bunlar dünyada bilinen bütün Yahudilerdir. Yahudi olarak bilinenlerdir. Yani Karalar, yani Karaitlerdir. Yani Türklerdir. Türklerdir. Nokta. İşte Hazar tarihi bunun için saklanmıştır. Türk Hazar tarihi. Hem Hristiyanlık tarafından hem Müslümanlık tarafından saklanan tarih gerçektedir bunlar işte. Tarihi gerçektedir ya. Ama dedim, ne mutlu bize, çıkarttık. Çıkarttık ne mutlu bize. Bunlar Cengiz Altın'dan size armağandır. Bunları saklayın. Bilmem başka bir zaman bir Cengiz Altın gelir mi? Saklayın bunları. Bunlar tarihe girer. Tarih. Bu, asıl olan Türk'tür. Turan'dır. Gerisi Varvara'dır. Hikayedir. Destandır. Buna sahip çıkacağız arkadaşlar. Unutmayın. Benim görevimdir bu. Köktenri'ye, atalarıma, Atatürk'üme borcumdur benim. İşte saklanan belge. Orijinal belge. Onun için hep kaçarlar Hazar tarihinden yani. Hep kaçmışlardır. Hep Selçuklu Osmanlı demişlerdir yani. Lan Selçuklu'nun geldiği yer Osmanlı. Selçuklu'nun geldiği yer Hazarların içindir yani. Hazarlardan gelir ya. Ama konuşulmaz yani. Konuşulmaz. Ama çıkartırız. Ne mutlu bize arkadaşlar. İşte böyle. Bu da Finike yazıtları ya. Finike yazıtları. Nasıl ama? Asla kaçamazlar yani. Ne mutlu bize. Ya arkadaşlar çok soruma gidiyor. Tüylerim diken diken oluyor. Sinirliyim. Hep sorarım neden diye. Ulan bu tarihi bilseydik ya. Şu anda dünyada başka bir yerde olurduk ya. Lan saklandı. 84 sene saklandı ya. Ne geçti ellerinden? Üzülüyorum. Neyse başka bir yayında görüşmek üzere. Gerçek bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne mutlu Türk'üm diyor.